Lemalarda üstadımıza sorulan bir soru var. Bir fütühat, bir fereç beklendiği ancak gelmediği, bunun sebebini soruyorlar. Üstad da camilere bid'alar girdiğini ve bunun duaların kabulünü geri bıraktığını ifade ediyor. Camilerde hala bid'alar var mı? Mesela yani Türkçe kamet, Türkçe ezan yok artık. Bu mesela Türkçe hutbe mevzusu var. Başında Türkçe hutbenin az bir miktar Arapça şeyler anlatılsa o bid'adan kurtulmuş oluyor muyuz? Camilerde bid'alar var mı, onu sormak istiyorum. Evet, tabii abilerim daha iyi bilir. O, Mehmet abi de burada. yani Üstad biliyorsun, güvenlik dönemlerinde bir proje vardı. İşte camilere sıra koymak, masa koymak, böyle bir dindar reform adı altında bir takım çabalar, gayretler vardı. Üstad bence onlara da dikkat çekmiş. Günümüzde camileri yalnız bırakmamamız lazım. Yani İslam dini cami merkezlidir. Yani gidip camilerimizde şu an bid'at diye bir şey ben göremiyorum. Olsa da güzel adet diye göreceğiz onu. Üstad'ın mevlüde yaklaşımı gibi. Türkçe hutbede yani nasıl değerlendirmeliyiz? Çünkü Üstad Arapça mevzusunu çok vurguluyor. Evet. Ben dedim acaba başında Arapça bir şeyler okunuyor, söyleniyor olunca hani bid'e olmaktan çıkar mı diye. Yani güzel bir şeyse zararlı değildir yani. Güzel bir örftür, kültürdür yani. Bunun bir zararı yok. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hutbelerine bakacak olsak çok kısa. Yani uzun değil hutbeleri. Hocaların da uzun tutmaması gerekiyor hutbelerini özellikle. Buna dikkat etmemiz lazım. Yoksa mesajın anlaşılması açısından faydalıdır da yani. Bir ay hasene ya da güzel bir adet olarak görmemiz gerekiyor. İngilizce okuyorlar bazen hutbeleri, ona ne dersin? Yani orada İngilizce vatandaş varsa nerede yapılıyor mesela ben belki Müslüman turistler varsa tercüme var İngilizce. He, yani tercüme. Bir zararı yok. Yani mesajın anlaşılması esastır yani. Yani hutbe biliyorsun mesela inna lillahi ve inna ileyhi raciun ifadesi de daha sonra eklenmiş. Biliyorsunuz minberde Ehl-i Beyt'e Emeviler zem ediyorlardı. Ömer bin Abdülaziz halife olunca onu kaldırıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini, adalet emreden ayetini ekliyor. Güzel de oluyor yani, bu güzel bir adet oluyor yani. Bunlar yani İslam'ın ruhuna zarar vermiyorsa, sünnetin ruhuna zarar vermiyorsa, bir daha öyle anlamak lazım. Güzel bir şeyse, katkı sunuyorsa İslam'ın anlaşılmasında destek olmak lazım. Üstadın bahsettiği o dönem gerçekten tehlikeli bir dönemdir. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir projedir. O proje din eğitimcileri üzerinde bu kutunda çok çalıştılar. O proje olsaydı çok tehlikeli olurdu. Allah'a şükür bu Türkiye toplumu, Müslümanlar bu hal kabul etmedi. Yani çok bedel de ödendi yani. Türkçe ezan okumamak için alimlerimiz çok eziyet gördüler, cefa gördüler. Kasıtlı olarak bu yapıldı. Bu projede tutulmadı. Akamete uğradı Allah'a şükür. Bir şey diyor musunuz? Sorunca abi size. Tamam. Şey yine Diyanet Üyesi cevap vermişti bize. Yani biz hutbeyi ayetleri, hadisleri metin olarak evvela okuyoruz. Sonra Türkçe açıklamasını yapıyoruz. Dolayısıyla o üstadın dediği Arapça okunması tahakkuk ediyor diye Mehmet Görmez Bey söylemişti bize. Böyle cevap verdiydi. Yani sadece Arapça Arapça biz okuyoruz. Okutuyoruz. Sonra açıklamasını da yapıyoruz şeklinde. Bu şeyi de böylece izale etmiş oldular yani. Diyanet bunu yapıyoruz dedi. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz katınız için. Teşekkür ediyoruz.